Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda SPI haberleşme protokolüne giriş yapacağız. Bu videomuzda eee Arduino'nun SPI fonksiyonunun SPI kütüphanesine değineceğiz. Arduino üzerinde bulunan mikrodenetleyicinin datasheet'indeki SPI bilgilerine göz gezdireceğiz. Temel olarak SPI protokolü üzerinde duracağız bu videoda. E, öncelikle SPI hakkında birkaç bilgi vererek başlayalım. SPI Serial Peripheral Interface açılımı olan isimli bir haberleşme protokolüdür. Full duplex bir haberleşme protokolüdür. Full duplex ne anlamı geliyor? veriyi gönderirken aynı zamanda diğer hattan veri alabilen, aynı anda veri transferi yapabilen bir haberleşme protokolüdür. SPI'de 4 adet kablo bulunmaktadır. Bunların isimleri MOSI, MISO, SCK ve SSS SS pinleridir. SS'den başlayalım. SS, slave'i seçeceğimiz pindir. Birden fazla slave cihazımız olabilir. Peripheral device diye geçiyor. Cihazımız olabilir. Bunların hangisiyle haberleşmek istiyorsak ona giden SS pinimizi low yapıyoruz. Sıfıra çekiyoruz. O cihazla haberleşiyoruz. Bu durumda her slave cihazımız için bir adet SS pinimiz olmak zorunda. Bir adet SCK pinimiz var. SCK pini bizim clock hattımız oluyor. Haberleşeceğimiz cihaz ile haberleşeceğimiz zaman datanın gönderilmesi ve alınması için o ok clock sinyaline bağlı olarak yapılmaktadır. O ok clock sinyalinin hızını biz kendimiz kontrol edebiliyoruz. Ardından MOSI ve MISO pinleri var. MOSI pini masterdan çıkıp slave'e giren datanın hattının olduğu pindir. MISO pini ise master'a girip slave'den çıkan data hattıdır. Yani slave'den master olan data hattıdır. Ee, SP haberleşme protokolünde I²C protokolünü hatırlarsanız önceki videolardan haber orada gönderdiğimiz datada başlangıçta adres belirtiyorduk. SPI'de adres belirtmek gibi bir şey yoktur. Ee, çünkü haberleşeceğimiz cihazın SS pinini low çekerek direkt onunla haberleşiriz. Böylece daha hızlı bir haberleşme elde etmiş oluruz. Evet arkadaşlar, datashite baktığımızda burada ben ATmega2560'ın datashite'ını açtım Arduino Mega'nın. Genel olarak Atmel işlem mikrodenetleyicilerin ee, çevre birimleri aynı oluyor. Registerları aynı oluyor. Hepsi birbirine benzer. Burada direkt şuradan SPI'nin üzerine gidelim. Nerede? SPI'miz burada. Evet. Serial Peripheral Interface'imiz. Burada birkaç özelliğinden bahsetmiş bize. Full duplex olduğundan. çift taraflı haberleşme olduğunda aynı anda gönderip alabildiğinden. LSB, vsb seçim yapıp first data transfer yapabildiğimizden. Master veya Slave operation yapabildiğimizden bahsetmiş. Burada işte double speed clockerlar yapabildiğimizden bahsetmiş. Burada bize blok diyagramını vermiş. Blok diyagramı baktığımızda osilatörden aldığımız sinyali divide edebildiğimizi falan görebiliyoruz. 2, 4, 6, 8, 128'e kadar bölebildiğimizi, hızını yavaşlatabildiğimizi. Burada işte LSB, MSB datayı shift edebildiğimizi, kaydırabildiğimizi görüyoruz. Burada MISO, MOSI pinlerimizi görüyoruz, SCK, SCS pinlerimizi görüyoruz e, görüyoruz. Baktığımızda devam ettiğinizde burada SPI'nin master slave bir master ile bir slave arasındaki interconnection bağlantısını göstermiş. Baktığımızda master tarafımızdan veri çıkıyor. MSB ilk MSB'den gönderdiğini görüyoruz burada. MSB tarafından gidip LSB'den giriyoruz. Slave'den master'a giderken MSB'den çıkıp LSB'ye gittiğini görüyoruz. Burada Eee slave'dan master'a giderken miso hattından gittiğini görebiliyoruz. Master'ın slave out olacak şekilde. Master'dan slave'e giderken mos ile gittiğini master out, e, slave input olarak gittiğini görüyoruz. Burada SSP'nin üzerinde şu çizgiyi gördüğünüzde bu değil anlamına geliyor. E, bu o yüzden low göndererek e, enable ediyoruz SSP'nimizi. Yani o slave ile haberleşeceğimizi gösteriyoruz. İşte burada Clock Generator üzerinden de SCK pin'e Clock basarak hatta veri gönderme işlemini, veri alma işlemini tamamlıyoruz. Interconnection kısmımız bu kadar. Burada yapabileceğimiz çıkarımlar bu kadar. Devam ettiğimizde, burada zaten direkt Atmel tarafında MOSI MISO pin'lerinin User Defined olduğunu, kullanıcı tarafından tanımlandığını ve input olacağını MISO'nun input olacağını, kullanıcı tarafından tanımlanacağını, SSP'nin ve SCK'nın input olacağını bize söylüyor. Devam ettiğimizde burada bir bize sample veriyor. Assembly veya C ile yazılabilen e, örnekler vermiş. Burada init yapabilmek, initialize yapabilmek için, veri transferi yapabilmek için. Aynı şekilde veri alalım, alabilmek için re register'lar üzerinden örnekler vermiş bize. Devam ettiğimizde GPOL functionality'si var. Fonksiyonelliği. Bu ne anlama geliyor? Biz e, SCK pin üzerinden clock sinyali basarken, kara dalga üretirken e, sinyal göndereceğimiz ve sinyali alacağımızı söyledik. Peki clock sinyalinin neresine göre bu sinyaller, datalar gönderilecek veya alınacak? Yükselen kenarına göre mi, düşen kenarına göre mi? Bu dört farklı modumuz var. SPI mod diye burada görebiliyoruz. GPOL ve CPHA pinlerinin durumuna göre e, 4 farklı SPI modumuz var. Bunlar nasıl oluyor diye baktığımızda öncelikle 4 farklı ihtimalimiz var her moda göre. CPA e, clock fazımız 0 ise ve clock polaritemiz 0 ise bu durumda clock sinyalimizin yani SCK'mızın başlangıçtaki yükselen kenarı ile datalar gidiyor. Burada öncelikle bakıyoruz SS pinimiz sıfıra çekilmiş. E, clock fazımız sıfırda ve clock polarity'miz sıfırdayken clock sinyalimizin başlangıçtaki yükselen kenarıyla clock polarity'miz birdeyken clock sinyalinin başlangıçtaki düşen, düşen, kenarıyla MOS ve MISO'daki dataların aktığını görebiliyoruz burada. Aynı şekilde clock fazımız birdeyken ve clock polarity'miz sıfırdayken Clock sinyalimizin bitişteki düşen kenarıyla veri gittiğini, Clock bir 1'deyken de düşen e, biterken ki yükse, bir sonraki yükselen kenarıyla veri gittiğini, MOSFET'imizin üzerinden dataların aktığını görebiliyoruz. Yine aynı şekilde SSP'nimiz e, sıfıra çekilmiş durumda haberleşirken. Devamında baktığımızda burada registerlarımızı görüyoruz. Registerlarımızın tek tek yap, açıklamaları var burada. Uygulamamızı yaparken de registerlara tekrar değineceğiz. E, Evet. Dat o arta geldik. Data kısmında bakacaklarımız bu kadar. evet arkadaşlar, Arduino sitesine geldiğimizde Google'a Arduino SPI diye aratarak Arduino sitesine ulaşabiliriz. Burada direkt SPI sayfasına girdiğimizde burada description kısmında bize kütüphanemiz hakkında bilgi veriyor. To use this library, kütüphaneyi kullanabilmek için öncelikle kütüphaneyi include etmemiz gerekiyor. Bunu harici olarak indirmemize gerek yok. Arduino'yu kurduğumuzda e, bu kütüphane otomatik olarak görüyor. Burada belirtiyor, you don't need to install diye. Ee, burada baktığımızda SPI'nin birkaç fonksiyonu var. Bunların hepsini kullanmıyoruz. Çok kullandığımız, sık kullandığımız bir iki tane var zaten. Burada e, bir SPI settings'e baktığımızda Burada e, SPI settings, direkt syntax kısmına baktığımızda bunu aslında bize begin Transaction fonksiyonu ile kullanmamız gerektiğini söylüyor burada this SPI settings object is used to configure the SPI port for your SPI device. SPI cihazımızı konfigür etmek için kullanabilirsiniz diyor. All three parameters are common to single SPI settings object which the given SPI begin transaction. Begin transaction. Bu üç parametreyi değiştirirken begin transaction fonksiyonu kullanmamız gerektiğini bize söylüyor burada. Begin transaction. Begin transaction fonksiyonu ile beraber kullandığımızda Burada 3 parametre alıyor. Burada aldığı parametreleri bizlere açıklıyor. Speed'ini yazabiliyoruz. E, haberleşme hızımızı, clock sinyalimizi. E, data order kısmında aldığı ikinci parametre. Öncelikle MSB mi, LSB mi? Most significant bit ya da least significant bit. Çok yüksek değerlikli bit ya da düşük değerlikli bit olmak üzere. Ve SPI modlarımız, 4 farklı SPI modumuz olduğunu söyledik. Bunu da seçiyoruz her cihazın sensörlerin artık kullanacağımız modül neyse farklı SPI modlara sahip olabilirler. Onların datasına bakarak o moda göre haberleşmemiz gerekmektedir. Ee, SPI setting fonksiyonunu önermiyor tek başına kullanmanızı. Onu transaction fonksiyonuyla kullanmamızı öneriyordu. Burada adım adım ilerlersek begin fonksiyona baktığımızda SPI.begin e, sentaksına baktığımızda herhangi bir parametre almıyor. Bir parametre de döndürmüyor bize. Bu fonksiyon ile initialize ediyoruz SPI basımızı. Haberleşmeyi initialize ediyoruz bu fonksiyon ile. ardından begin transaction ve end transaction. begin transaction bunu belirttiği gibi my settings nesnesi oluşturup SPI settings de kullanarak tanımlayarak initialize etmemizi söylüyor bize. Aynı şekilde end transaction'a baktığımızda burada gösterdiğize stop using the SPI bus diyor bize. SPI bası durdurmak için kullandığımız fonksiyon bu. Burada şunu belirtiyor bize ekstradan. Bu fonksiyon ile SP'yi durdurarak SP pinlerini başka fonksiyonlar da içinde kullanabileceğimizi söylüyor. O esnada mesela bizim saniyede bir defa veri transfer yapmamız gerekiyor. Veri transferini yaptırdık. SP'yi kapattık. Bası durdurduk. Ben o pinlerden birinden LED yakmak istiyorum mesela. O amaçla da kullanabilirim. Farklı işler için de kullanabilirim o pinleri. E, ardından e, baktığımızda burada set bit order, set clock divider, set data mode fonksiyonlarımız var. E, aslında bunlar e, SPI settings fonksiyonunun aynı içindeki parametreleri ayarlı tekil tekil olarak ayarlamamızı yarayan 3 fonksiyon. Burada e, LSB ya da MSB olmasını ayarlıyoruz set bit order kısmında. E, clock divider kısmında hızımızı ayarlamak için divider'ımızı ayarlıyoruz. Orada datışta işte bakarken ne demiştik? Orada kristal osilatörden gelen frekansı bölmemize yarıyor demiştik. Kaça böleceğimizi belirliyoruz burada. 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16 diye gidiyor. Data modda da işte yine sıfırdan 3'e kadar 4 farklı data modumuzu seçebiliyoruz. Ama bizi burada ne diyor? The function should not be used in new project. E, bunu tekli olarak kullanmamalısın diyor aslında. SPI settings ile Begin transaction içinde kullanman daha iyidir diye söylüyor bize. Bu üç fonksiyon içinde aynı uyarıda bulunu, bulunuyor. E, ee, en son olarak deneyeceğimiz transfer fonksiyonuna bakalım. Transfer fonksiyonu da veri transferi için kullandığımız fonksiyon. Ee, üç farklı yazım şekli var. Sentaksına baktığımızda e, birinci sentaksta transfer esnasında slave'den aldığımız veriyi içine gelen veriyi içine attığımız değişken ve SPM transfer içerisindeki value e, slave slave'e gönderdiğimiz değişken burada da açıklamalarını zaten yapmış bize value değişkeni e, gönderdiğimiz value byte cinsinden bir byte'lık değer e, var 16 olduğunda bu ikinci yazılım sentaksına baktığımızda e, 2 iki byte, byte'lık değişkenimiz buffer değişkenine baktığımızda da göndereceğimiz dizi ve onun boyutunu belirtmemizi istiyor. Burada return kısmına baktığımızda zaten birinci kısımda return ediyor bize geri döndürüyor gelen te döndürdüğünü belirtiyor. Evet arkadaşlar SP haberleşme protokolüne bu videoda giriş yaptık. Bir sonraki videoda Arduino ile SP haberleşme uygulaması yapacağız. Bu videoda kafanıza takılanları yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar kolay gelsin.